Merhaba arkadaşlar. Doğru Doğru Açıların 1. 2. dersinden sonra 3. dersle tekrar beraberiz. Şimdi bu derste soru çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Bakın. BA ışını CD'ye paralelmiş. 100 vermiş, 70 vermiş, x'i soruyor. Arkadaşlar paralel iki doğru birbirlerine yetişememişler. Dolayısıyla bunu çizin. Şu paraleli devam ettirin. Tamam mı arkadaşlar? Devam ettirdikten sonra burada bir U kuralı göreceksiniz. Bu 100 ise bu 80. Neden? U kuralında iki açının toplamı 180 edecekti. Bu 100 ise bu 80. Şimdi bir doğru üzerindeki açılara baktığınız zaman toplamları 180 etmeli. Bu 80, bu 70, bu x. 80, 70 daha 150 yapar. 180 olması için x'in 30 derece olması gerekiyor. Şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. İkinci soruda da DE ile BC'yi paralel vermiş. Burası 90 derece dik. X kaç derecedir demiş. Şimdi şurada bir paraleller arasında yine U gördünüz mü? Gördünüz. Burası 65 ise burası kaç edecek? 180'e tamamlayın 65'i. 115 derece dediğinizi duyar gibi. Bakın ikisini toplamı şimdi 180 etti. Şimdi arkadaşlar burada 115, 90 ve x. Üçünün toplamı bir çember oluşturuyor. Toplamları kaç etmeli yani? 360 etmeli. Yani buradaki 90 derece artı 115 derece artı x 360 derece etmeli. Çünkü bir çember 360 derece. Burada arkadaşlar 115 ile 90'ı toplayın. 205. Karşıya eksi olarak atın 205'i. Ne yapar? 155 derece. X 155'tir. Bakın bu üçünü toplayın. 360 edecek. Bakalım toplayalım hakikaten ne diyor mu? 160, 170, 260, 370. Doğru ediyor. Tamamdır. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Bakın. Üçte de AD CE'ye paralel. İki paralel verilmiş. Burası da 50 derece olarak verilmiş. Bu tür soruları şöyle çözüyorsunuz. Şu paraleli şuraya taşıdığınızı düşünün. Bu paraleli de buraya taşıdığınızı düşünün. Yani ikisine paralel ortadan bir çizgi çekin. Çektiniz mi? Şimdi bu iki paralel arasında burası x ise yöndeşlikten burası da x'tir. Burası 2x eksi 10 ise bu yöndeş açısı olduğu için 2x eksi 10'dur. Gördüğünüz gibi şunların toplamı 50 etmeli. Yani 2x eksi 10 artı x eşittir. Burada biraz önce bulunan 50'ye. 2x, 1x daha 3x eder. Buradaki eksi 10 karşıya artı 10 diye geçer. 60 olur. 3x 60 ise 3'e bölün. X 20'dir. 20 derece. Dördüncü soruya girelim. Şimdi dördüncü soruda yine bu, buna ve buna paralel. Bu üçü paralel mi? Evet. İlk başta şuradaki z'yi gördünüz mü? Bakın. Şurada bir z var. Bu 60 ise şurası da 60. Bakın. Komplesi 60. Komplesi 60. Bir kısmı 20 ise buraya 40 kalır. Toplanınca 60 olur. Tamam mı? Tamam. X'i bulduk. 40. Daha sonra arkadaşlar şu iki paralelden U harfini görüyor musunuz? Bakın kabak gibi ortada. U harfinde iki açının toplamı ne yapacaktı? 180. Bu 40 ise buraya ne kaldı? 140 derece. Y'yi soruyor. Y 140. X'i de bu arada bulduk. X de 40. Evet. Hop bu gitsin. Sıradaki diyelim. Sıradaki soru gelsin. Şimdi arkadaşlar 5. sorudan devam edelim. 5. soruda ne diyor? BA ışını DE'ye paralel. Yine paralellik var. Paralellikte bakın şu DE'yi biraz uzatırsanız burada iki paralel arasında bir zikzak yapmış. Doğru mu? Evet. Şu 60 iç tersten buraya 60 diye geçer mi? Geçti. Zikzak kuralında neydi? Şu sola bakan iki açının toplamı sağa bakan bu açının bu açıya eşittir. X artı 60 sola bakan 90 derece eşit olmalı. 60'ı kaç karşıya eksi diye at. X 30 çıkar arkadaşlar. X'i 30 bulduk. Hop 6. soru. 6. soruda bakıyoruz. Yine paralellik var. Tamam. Burası 70. Şuradaki Z'yi gördünüz mü? Gördünüz. Arkadaşlar şu Z'den dolayı buraya 70 ise burası da 70. Bu açıyı 2 eşit parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Biz de 70'i 2 eşit parçaya böleceğiz. 35, 35 diye. Daha sonra burada bir tane daha Z gördüm. Evet. Burası x ise burası da x olacak. Yani burası 35 ise burası da 35 olacak. Bakın x 35 çıktı. Hop 7. soru. Yine BA DE'ye paralel. Ortada bir açı verilmiş. Şimdi bunu nasıl yapabilirsin? Birkaç yol var. Mesela zikzak da yapabilir misiniz? Evet. Şunu devam ettirin. Burası 125 ise buraya ne kalır arkadaşlar? Toplamı 180 olacak bir doğru üzerinde olduğu için. 55.
İşte sola bakan, sağa bakan x ve 55'in toplamı sola bakan 65'e eşit olacak. 55 artı kaç 65 yapar? Tabii ki 10. X 10 olmalı. 10 artı 55 65 etti. 8. soruya geçin. Şimdi burada yine bu paralel olan BA ile DE birbirlerine kavuşmuyorlar. Bunu böyle çizerek de bir yolla yapabilirsiniz. Ya da şu C noktasında buna ve buna paralel olan yeni bir doğru çizersiniz. Çizdiniz mi? Şurada bir U harfi var. Doğru mu? 130. 180'e tamamlayın. Burası 50 olmalı. Toplamları 180. Kuralımız neydi? Unutmayın. U 180 kuralı. U'nun kenar, U'nun açıları 180'e eşit olacak. Burayı 50 etti mi? 50. Şurada da bir tane U var. Burası 100 ise burası 80 olacak. Toplamları 180 etmesi için. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir doğru üzerindeki açıların toplamı 180 derece etmeli. 50 artı 80 artı x 180 etmeli. 50 artı 80 artı x 180 derece etmeli. 50 artı 80 ne yapar? 130. Karşıya eksi olarak atarsan 50 kalır. X eşittir 50. Bakın 50 yazarsanız toplamları 180 ediyor. Hop, sıradaki ve son kağıt. 9. ve 10. sorular. Burada da arkadaşlar yine paralel iki doğru var. D, T'ye paralel. İşte tahmin edeceğiniz gibi Z kuralı var. Fakat önce şunu yapın. Bakın burası 140. Buraya ne kalır? 40 kalır. İki eşit parçaya ayır dediğine göre 20-20. Tamam mı? Tamam. Daha sonra Z'yi gördünüz mü? Bakın şu Z. Burası toplamı 40 değil mi? 40. Hop. Burası da 40 o zaman. Bu açıları eşit demiş. Bu 40 ise bu da 40 o zaman. Bakın bir üçgenin iç açılarının toplamından 40 artı x artı 60 180 etmeyecek mi? 60 diyorum, 20. 180 etmeyecek mi? Edecek. 40 artı 20 60 yapar. Karşıya eksi olarak at. 180'den 60 çıkardın. 120. X eşittir 120'dir. Tamam arkadaşlar? Bir yola daha yapabilirsiniz. O da şu. Burası toplam 80 mi? 80. Buraya ne kaldı? 100. Şimdi sola bakan açı 100 ve 20'nin toplamı sağa bakan x'e eşit olur. Gerçekten 100 artı 20 120. Ve son soru. Son soruda da arkadaşlar yine BA DE'ye paralel verilmiş. Tamam. 100, 110. Şu iki açıyı birbirine eşit vermiş. Birini de x demiş. X kaçtır demiş. Arkadaşlar burada şöyle düşünüyorum. Şu C'yi ortadan ikiye yarma gibi ayırsam, tamam mı? Burada bir U harfi çıkar. Tabii bu ikisine paralel olmak şartıyla. Yeni çizdiğiniz doğru bunlara paralel. Şurada bir U gördüm. Burası 100 ise burası ne olacak? 80. Burası 110 değil miydi komple? 80'i buraya ise buraya 30 kalır. Doğru mu? Bakın toplamı yine 110. Şimdi şurada yeni bir U gördüm. Yani şu. Gördünüz mü? Bu ikisinin toplamı 180 edecek. Burası 30 ise buraya 150 kalır. 150'yi de iki eşit parçaya ayırmış arkadaşım. 75. 75 bu kadar. X'de 75 çıktı. Tamam arkadaşlar? Birkaç defa tekrar izleyin. Soruları kavramaya çalışın. Bir sonraki derste görüşürüz.